Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için güzel bir video hazırladım. Best of 7. videoyu hazırladım arkadaşlar. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan videodaki soruları incelemeye geçiyorum. Dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu hangi ilimizdedir? Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindedir diyeceğiz. Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü yüksek barajı olacak olan Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden barajın adı nedir? Bahsettiğimiz özellikleri bulunan barajın adı Yusufeli Barajıdır arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük, dünyanın da ikinci büyük kanyonunun adı nedir? Uşak Ulubey Kanyonu diyoruz. Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerji santrali hangi gölün üzerindedir? Büyük Çekmece Gölü'nün üzerindedir. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kesin korunacak hassas alan ilan edilen 9 bölge nerelerdir? Arkadaşlar, kesin korunacak hassas alan ilan edilen bölgeler Antalya'da bulunan Lara Kıyı Bandı Doğa Sit Alanı, yine Antalya'da yer alan Zeytin Taşı Mağarası Doğa Sit Alanı, Denizli'de bulunan Saklı Göl Potansiyel Doğa Sit Alanı ve Kamara Traverten Sırtı Doğa Sit Alanı, Rize'de yer alan Ayder Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Doğa Sit Alanı, Muğla'da yer alan Özlüce Doğa Sit Alanı, Van'da bulunan Kuzu Adası Potansiyel Doğa Sit Alanı, Adana'da yer alan Tuzla Gölü Doğa Sit Alanı ve Osmaniye'de yer alan Karatepe Aslantaş Doğa Sit Alanı diyoruz. Mayıs 2020'de DOKAP yani Doğu Karadeniz Projesi kapsamına dahil edilen illerimiz hangileridir? Amasya ve Çorum'dur arkadaşlar. Daha önceden Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin'in olduğu gruba Amasya ve Çorum'da eklenmiştir. 2018'de iklim değişikliğiyle savaşılmaya hemen başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan 2019'da Time dergisi tarafından yılın kişisi seçilen kişi kimdir? Bu kişi Greta Thunberg'dir arkadaşlar. Aziz Sancar bursunu kazanan ilk Türk bilim insanı kimdir? Aziz Sancar Bursu'nu kazanan ilk Türk bilim insanı Nazlı Değer'dir diyoruz. Mars çalışmalarına kabul edilen ilk Türk mimar kimdir? Mars çalışmalarına kabul edilen ilk Türk mimarımız Saadet Yüncü'dür. Matematik alanının en prestijli ödülü olarak nitelendirilen Abel Ödülü'nü alan ilk kadın bilim insanı kimdir? Bu kişi Karen Uhlenbeck'tir arkadaşlar. Amerikalı matematikçi ve modern geometrik analizin kurucularındandır. NASA ve Arizona Üniversitesi'nde görevli olan, ilk kara deliğin fotoğraflanmasını sağlayan 200 bilim insanı arasında yer alan Türk bilim insanı kimdir? Bahsettiğimiz kişi Profesör Doktor Feryal Özel'dir diyoruz. Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçilen ilk kadın Türk bilim insanı olarak adını tarihe yazdıran kişi kimdir? Bahsettiğimiz kişi Profesör Doktor İvet Bahar'dır. 2019 yılın Nisan ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne seçilen Türkiye kimdir? Saadet Yüksel'dir arkadaşlar. FIFA tarafından tescillenen ilk Türk kadın hakemin adı nedir? Drahşan ardadır diyoruz. Amerikan Kanser Araştırma Kurumu ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen, genç bilim insanlarına verilen 400 bin dolar değerindeki transatlantik araştırma ödülünün sahibi olan Türk bilim insanı kimdir? Doktor Geylani Candır. 2019 yılında Almanya'nın Hanover şehrine belediye başkanı olarak seçilen Türk kökenli kişi kimdir? bahsettiğimiz kişi Belit Onay'dır. Minneapolis'te polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren kişi kimdir? George Floyd'dur arkadaşlar. Kasım 2019'da hayatını kaybeden ünlü kadın tiyatrocumuz kimdir? Yıldız Kenter diyoruz. Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri kabul edilen, Fikrimin İnce Gülü, Ölmeye Yatmak ve Bir Düğün Gecesi eserlerinin yazarı olan ve Temmuz 2020'de hayatını kaybeden yazarımız kimdir? Adalet Aoğlu olacak bu sorunun cevabı. Huysuz Virjin adıyla sahne alan Temmuz 2020'de hayatını kaybeden şarkıcı ve sunucu kimdir? Seyfi Dursunoğlu arkadaşlar. Temel Reis ve Tom Jerry çizgi filmlerinin tasarlayıcısı olan Nisan 2020'de 95 yaşında yaşamını yitiren Oscar'lı sanatçı kimdir? Gene Deitt'tir arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk insanlı uçuşu gerçekleştiren özel şirketin adı nedir? Bu özel şirketin adı SpaceX olacak. SpaceX'in ilk insanlı uçuşu gerçekleştirdiği ve astronotları taşıyan uzay mekiğinin adı nedir? Uzay mekiğinin adı Crew Dragon olacak. SpaceX'in uzay mekiği Crew Dragon'un taşıdığı ABD'li astronotların isimleri nedir? Astronotlar Doc Harley ve Bob Benkendir arkadaşlar. SpaceX'in Crew Dragon isimli uzay mekiği ile ilk insanlı uçuş denemesi nerede gerçekleştirilmiştir? Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilmiştir. Ekonominin aşırı küçülmesini ifade eden ekonomik kavram nedir? Depresyondur arkadaşlar. Fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli olarak artması anlamına gelen ekonomik kavram hangisidir? enflasyondur. Fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumuna ne denir? Bu da enflasyonun tam tersi olan durum yani deflasyon olacak. Bir ülkenin para biriminin yabancı para birimleri karşısında değerinin artmasına ne denir? Revalüasyon denir arkadaşlar. Bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında değerinin azaltılmasına ne denir? Buna da devaluasyon denir. Makro ekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın 2 veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumuna ne denir? Bu duruma ise resesyon denir diyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızın devamı gelecek. E, kaçırmak istemiyorsanız ve hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. E, sizler için güzel bir tekrar olduğunu düşünüyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.